Yıllar önce taş plak başladığında başladık bu işe. Yıllarımızı verdik. Seneler sonra çok sistem değişti. Teknoloji değişti. CD, kaset diye farklı oluşumlar oldu. Müzik piyasası da daha sonra dijital ortamda zarar görmeye başladı. Hoş geldiniz abi, hoş kaset bulduk. Almaya geldiniz. Yıllar önce özlediniz kaseti. Kaseti özledik, eskiden beri tutkumdur benim. Şimdilerde kimse müzik çalarını evde bir antika olarak saklıyor, kimse bulundurmuyor. Alışverişi yapmak için buraya gelmiş bulunmaktayım. Kart doldurtuyorum. Burada müzik çalacağız. Bizim çay bahçelerimiz müzikal çay bahçesidir. Onun için iççiler dahi müziksiz çay toplamıyorlar. Müzik çalıyoruz, öyle çay topluyorlar. Ne yapalım, bulduk işte. Onun kolayını da bulduk. Müzik çalıyoruz. Düğün gibi çay topluyorlar. 62 yaşındayım. 40 senedir bu işi yapıyorum. Plak zamanında başlamıştım. 15-20 sene önce çok popülerdi bu müzik. Çok karlı bir işti. Ama yıllar sonra teknoloji değişti. Dijital işler başladı. Müzik piyasası bambaşka oldu. Ekmek vermemeye başladı. Bazı arkadaşların çoğu iş değişikliği yaptı. Ben iş değişikliği yapmadım, bu işte kaldım. Çok sevdiğim için. Benim bir abim vardı rahmetli, Yaşar Kekeba. Onun bir hatırası olarak. Yani o bu işi yapıyordu. Yapımcı bu işi yapıyordu. Onun için bırakmak istemedik. Gönül meselesi. Özel bazı müşterilerim var. Kaset isteyen, CD isteyen müşterilerim var. Telefonla. Bazen açıyorum dükkanı. Bazen de başka işlere takılıyoruz hobi olarak. 2-3 bin tane kaset olarak var herhalde, 7-800 CD olarak var, plak var 40-50-100 tane. Yani bir nostalji olarak, bir geliri yok bunu ama dükkanı kapatmak istemiyorum. Çoğunluğu açılmamış, orijinal olarak duruyor. İnternette filan bunları çok büyük paralara satıyorlar. Tabii bütün kasetlerin, sanatçıların hatırası var. İnsanlar onu yıllar önce eskiyi daha güzel dinliyorlar, eski müzikler daha iyiydi biliyorsunuz.